Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Ben Profesör Doktor Sebla Gökçe, çocuk ve ergen psikiyatri uzmanıyım. Çocuklarla, ergenlerle 0-18 yaş çalışıyoruz. Çocuk ve ailelerin yaşadığı bütün problemlerle, ruhsal problemlerle, duygusal, davranışsal problemlerle ilgileniyoruz. Patolojiye varabilen problemler var ya da patoloji oluşturmayan ama zorluk yaratan aile için, çocuk için, ergen için problemler var. Biz bunların hepsiyle birlikte çalışıyoruz. Ergenlik dönemi depresyondan konuşmak isterim. Bu dönemde sıkça gördüğümüz bir durum. Ergenlerde depresyon ve kendine zarar verme davranışı, intihar düşüncelerini sık görüyoruz. Ve çok ciddi bir durum. Ailelerin fark etmesi gerekiyor, okulların fark etmesi gerekiyor. O yüzden bu sebeple bu konuda konuşmak isterim. Şimdi ergenlik döneminde tabii ki her mutsuzluk depresyon demek değildir. Depresyon demek için iki haftadan uzun süren mutsuzluk, isteksizlik, çökkünlük, gerginlik olabilir. Daha önceden yaptığı aktivitelerden zevk alamama, hayata karşı bir enerjisinin, çocuğun neşesinin kalmaması. Bunu aile aslında çocuğuna yakın olduğunda fark edebilir çok rahatlıkla. Çocuğun modunun değiştiğini, daha neşesinin kaybolduğunu, gelecekle ilgili planlarının azaldığını, hevesle yaptığı işleri artık hevesle yapmadığını, yalnızlaştığını, kendisine biraz odasına kapadığını, konsantrasyonunun belli konularda bozulduğunu, belki derslerinde başarısızlık, arkadaşlarıyla görüşmek istememe, farklı arkadaşlar edinme, daha çok ekranda vakit geçirme, sanal dünyaya daha çok dalma ya da takıntıların artması, kendiyle alakalı, görünüşüyle alakalı ya da başka bir alana yoğun bir takıntının gelişmesi gibi davranışsal farklılıklarla birlikte depresyonu sıklıkla ergenlik döneminde görüyoruz. Fark etmek neden çok önemli? Çünkü depresyon tedavi edilebilir bir durum ama tedavi edilmediğinde kendine zarar verme davranışları da başlayabiliyor ergenlerin. Yine biz bu dönemde çok sık çocukların kendine bir takım yaralar oluşturarak, çizikler oluşturarak kollarında, bacaklarında kendilerine zarar verdiğini görebilmekteyiz. Bu da çok önemli bir problem. Aslında intihar öncüsü olarak da psikiyatride kabul edilen bir durum. Tabii ki her kendine zarar veren ergen intihar edecek ve sonuçlanacak diye bir durum yok. Ama bizim için alarm edici bir semptom. Şunu da söylemek lazım ki depresyon ergenlik döneminde %20 oranlarında görülebiliyor. Bu çok sık özellikle kız çocuklarında daha fazla görüyoruz. Erkeklerde de şöyle bir risk var. Erkek çocuklarında, erkek ergenlerde depresyon biraz daha ciddi seyredebiliyor. Ve kendine zarar verme düşüncesi, intihar fikri olduğunda bunun sonuçlanmasını da daha sıklıkla görebiliyoruz. Yani daha ciddi olabiliyor durum. Dediğim gibi depresyon tedavi edilebilen bir durum. O yüzden erken fark etmek lazım. Çocuğa fark etmek için ailelerin çocuklarıyla ilişkisinin biraz yakın olması. Ergenlik döneminde çünkü ilişkiler bozulabiliyor. Çocuklar biraz daha aileye karşı asi, saygısızca, düşmancıl tutum sergileyebiliyorlar. Aileler bunu kişiselleştirdiği için çocuklarına onlar da öfkeleniyor ve araları çok bozulabiliyor. Bu kopuş meydana geldiğinde bağlarda çocuk aileden uzaklaştığında bu sefer fark edemeyebiliyoruz. Ne yaşıyor? Kendi içinde yaşayabiliyor. Bir takım zorlukları, arkadaşları arasında belki dışlanma, zorbalığa uğrama, kendi içinde bir takım şeyler yaşıyor. Çünkü ergenlik döneminde var olmak çok önemli. Çocuk arkadaş ortamında kendini yeterli görmüyorsa, hayatta kendini yeterince güçte görmüyorsa, yapamayacağını bir şeyleri düşünüyorsa, çünkü kimlik edinme dönemi, kimlikte zorlanmaları varsa, ben kimim, bu hayatta neleri yapabilirim, neleri isteyebilirim, neler gerçekleşebilir, bunlarla ilgili olumlu bir bakışı, kendine, çevreye, olumlu duyguları yoksa bu çocukta zorlanmaları görebiliyoruz ve aileler dediğim gibi çocukların yakın olarak bunları fark edebilir. Depresyon varlığında mutlaka uzmanla görüşüp yardım almak gerekiyor. Yardım alınmadığında daha ciddi kendine zarar verme davranışı ve sonuçlanabilen de intiharla seyredebiliyor. Ölümlerin tüm dünyada ikinci sebebi intihar. Yani hiç hafife almamak lazım. Çocuk, ergen kendine zarar vermekle ilgili düşünceleri varsa, bir yere yazmışsa, bunu bir arkadaşıyla paylaşmışsa ya da kendinde yara oluşturacak, çizik oluşturacak şekilde kendine zarar veriyorsa bunu çok ciddiye almamız gerekiyor. Burada alarm olmamız gerekiyor ailelerin, okulların, bizlerin.
tedavisi mümkün bir durum. Biz hafif, orta, ağır diye ayırırsak depresyonu, hafif depresyonda ilaç tedavisi olmadan bireysel destek, belki hayat koşullarını biraz çocuğun değiştirmek, yük olan ne varsa, hangi alanlarda zorlanmaları varsa onlarla ilgili biraz çalıştığımızda, ilaç tedavisi olmadan da ya da bireysel terapiler durumda kullanabiliyoruz. İlaçsız tedavi de mümkün ama orta ağır depresyonda ilaç tedavisi mutlaka başlayabiliyoruz. İlaç tedavilerinden korkmasın aileler, bağımlılık yapmaz. Bir kez ilaç başlandı diye ömür boyu çocuk ilaç kullanacak diye bir şey yok. Gerçekten antidepresanlar, eğer ciddi bir durum varsa, hayat kurtarıcı olabiliyor. Doktor kontrolünde, yakın takiple, yan etki takibi yakın olduğunda zararsız bir şekilde ilaçları kullanabiliyoruz ve çok çok fayda görebiliyoruz. Çocukluk döneminde, ergenlik döneminde psikiyatrik durumları fark edip tedavi yaptığımızda ileriki hayatlarında kayıp yaşamaları ve ilaç kullanma riskleri, patoloji riskleri, psikiyatrik patoloji riskleri bireylerin daha az oluyor. Şimdi çocuklarımızdaki problemleri, ruhsal, duygusal, davranışsal problemleri fark etmek için çocuklarla iletişimimizin iyi olması lazım. Ergenlik döneminde ailelere hani önerebileceğim birkaç şey varsa, kişiselleştirmesinler. Çocukların onlara karşı olan isyanını, biraz saygısızlığını belki hayata bir isyan olarak algılasınlar. Belki hayata öfke, kendilerine öfke. Bu en yakın aile olduğu için aileye yansıyor. Ama aileler bunu kişiselleştirdiğinde ilişkileri çocuklarıyla çok bozuluyor. Çocuklar daha fazla o zaman yalnızlaşıyor ve onları burada kaybetme riskimiz artıyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.